Bülent Arandaç Casus belli. Yakın coğrafyamızda izlediğimiz birçok projenin arkasında Washington, New York, Londra, Berlin, Tel Aviv şatoları bulunuyor. Gelişen olayların Amerika'nın İslam dünyasına yönelik siyasi, askeri ve kültürel dayatmalarıyla çok yakın ilişkisi var. 1916-18 arasında Osmanlı İmparatorluğunu parçalamaya yönelik kumpasları yöneten İngiliz casus Lawrence hatıralarında diyor ki, Osmanlı İmparatorluğunu Orta Doğu'da parçalama başarısını yöredeki etnik mozaiği birbirine karşı kullanarak elde ettim. Yıl 2016, Amerikan CIA ajanı Graham Fuller, İslam'a karşı İslam projeleriyle sahnede. Aynen Lawrence gibi bugün de Amerika, İngiltere, Haçlılar, İslami ve etnik farklılıkların üzerine tezgah kuruyorlar. DAEŞ'i kurdurarak İslami terörle aynı çerçeveye sokuyorlar, PKK, PYD, DHKPC'yi taşeron olarak kullanarak bölgeye çöküyorlar. Amerika üniversiteleri de boş durmuyor. Columbia Üniversitesi'nden Profesör Richard Bullitt, Orta Doğu tarihi İslam ülkelerinin sosyal ve kurumsal geçmişi konusunda uzmanlaşmış. İslami Hristiyan Medeniyeti, Dini Dönüşüm 1500, Kuzey Afrika ve Sahra Çölü'nün Tarihi, Safevi Dönemi İran Tarihi, Azerbaycan Merkezli bir Türk İslam Devleti, Küresel Tarih Dersleri Veriyor ne adam ama yani işinin ehli. Bu özellikle Profesör Richard Bullitt bugün yaşananlar için Sünni anlayış birleştirici bir devlet kurumu olmaktan uzaklaşınca İslamcılar otoriter rejimlerle mücadele için dine sarıldılar. Sünni İslam çok keskin biçimde çözülüyor ve galiba şiddetin kaynağı büyük çapta bu diyor. Osmanlı İmparatorluğu'nu merkeze alan Bullitt, CIA Rand Graham Fuller'ın uygulamadaki sivil demokratik İslam din inşası süreci için ılımlı Müslüman ağlar oluşturmak stratejilerine uygun yorumlar yapıyor. Gizli CIA Rand Corporation 2004 yılı raporunda İslam dünyasındaki Şii-Sünni bölünmesini artırmak gerektiği üzerinde yol haritası çiziliyor. İslam ve Müslümanların nasıl kontrol altına alınacağına dair Washington ve Londra merkezli stratejistlerin ruhu karanlık. İslam dünyasını parçalama stratejisinin yol haritası. 1. Önce modernist ve laik Müslümanları destekle, modernist liderler, modeller ve kadrolar oluştur. 2. Geleneksel Müslümanları fundamentalistlere, kökten dinciye karşı destekle, bunun için aralarındaki anlaşmazlıkları teşvik et. İki kesim arasında oluşacak ittifakı engelle. Modernistlerle gelenekselleri birbirine yakınlaştır, gelenekseller arasında farklılıklar ortaya çıkar. Hanefi mezhebiyle diğer mezhepler arasındaki farklılıkları büyüt. Türkiye hedefte. 3. Fundamentalistlerle savaş, şiddet eylemlerinin sonuçlarını abart. 4. Seçici bir şekilde laikleri destekle. Bunun için fundamentalizmin ortak düşman olduğuna dair onları cesaretlendir. Laik Müslümanların Amerika karşıtı güçlerle, milliyetçilerle ve solcularla ittifak kurmalarına engelle. 5. Batılı İslam tezini destekle. Burada Alman İslamı, Amerikan İslamı, Türk İslamı, Malay İslamı gibi kavramların ve ortak bir İslam dünyası olmadığına dair kanaati yaygınlaştır. 6. Sufizmi güçlendir. Sufi geleneğin tarihlerinin parçası olduğuna inandır. Sufi öğretileri müfredatlara sok. Sonuç, Papa François, Üçüncü Dünya Savaşı veriyoruz parça parça diyor. Kimse sormuyor, kime karşı bu savaş diye. Gözlerini kan bürümüş. Müslüman ülkelere çökmüşler, utanmıyorlar, doymuyorlar. Afganistan, Pakistan, Libya, Irak, Suriye, Yemen'i parçalayan onlar. Bu ülkelerin hepsini harap edenler onlar. Casus belli. Ünlü CIA ajanı Graham Fuller'ın kankası FETÖ gizli kardinaldir. Bülent Erandaç, Takvim.